Çok çok uzak diyarlarda bir karı koca yaşarmış. O kadar mutlularmış ki anlatılacak gibi değilmiş. Onların mutluluğu ancak görülebilirmiş. İşte bir zaman gelmiş ki kadın hamile kalmış. Çok yakın zamanda bir çocuk dünyaya getirecekmiş. İşte bu haber bu çiftin mutluluğunu daha da arttırmış. Gel zaman, git zaman, kadın bir gün evinin balkonundan etrafı seyrederken karşı bahçedeki yeşilliklerin arasında yetişen marulları görmüş ve canı bu marullardan çekmiş. Akşam kocası evine döndüğünde kadın kocasına karşı bahçedeki marullardan istediğini ve muhakkak o marulları yemesi gerektiğini söylemiş. Öyle ya demiş. Benim canım çekti ama o marulları ben istemiyorum ki. Karnımdaki çocuğumuz istiyor. İşte sen onun için o marullardan bana getirmelisin. Adam bütün tehlikeleri göze almış ve karşı bahçenin duvarından bin bir zorlukla bahçeye atlamış ve aceleyle koparabildiği kadar çok marul yaprağı koparmış ve karısına götürmüş. Karısı onları afiyetle yemiş. Ama ertesi gün daha da çok istiyorum demiş. Canım o kadar çok çekiyor ki o marullardan bana hepsini getirmelisin diye ısrar etmiş. Adam dayanamamış ve tekrar karşı bahçenin duvarından içeriye atlamış. Bu sefer olabildiğince çok marul almak peşindeymiş. Ama bahçenin sahibine yakalanmasın mı? Esasen o bahçe bir cadının bahçesiymiş. İşte cadı marullarını çalan adamı yakalamış ve onu öldürmeye hazırlanıyormuş ki adam her şeyi bir bir anlatmış. Karım hamile de demiş. Canı çok marul çekti. Ben de o yüzden marullarınızdan aldım. Yoksa böyle bir şeyi asla yapmazdım. Bunu duyan cadı biraz yumuşamış. Peki demiş. Seni bağışlıyorum. Ama bir şartla. O doğacak olan çocuğu doğar doğmaz bana getireceksiniz. O çocuk benim olacak ve ben de o çocuk karşılığında senin hayatını bağışlayacağım. Hal böyleyken adam çaresiz bu teklifi kabul etmiş. Çocuk doğar doğmaz da annesinden almış ve cadıya götürmüş. Yapabileceği başka bir şey yokmuş. Cadı kızı o kadar çok sevmiş ki kendi kızı gibi bakmış, büyütmüş. Kızın adı Rapunzel'miş. Upuzun sarı saçları varmış. Kıza neden mi Rapunzel adını koymuş cadı? Çünkü o bahçesindeki marulların adı da Rapunzel'miş. İşte Rapunzel 12-13 yaşlarına gelince görülmemiş güzellikte bir kız haline gelmiş. Bakan dönüp bir daha bakıyormuş Rapunzel'e. Tabii ki cadı bu işten hiç hoşnut değilmiş. Rapunzel'i herkesten kıskanıyormuş. Düşünmüş, taşınmış sonunda ormanın içinde bir kule yapmaya karar vermiş. Ama bu kulenin ne bir merdiveni var ne de bir kapısı varmış. Ve bu amansız kuleye kimse çıkamıyormuş. Yalnızca cadı her gün geliyor, Rapunzel'in yiyeceğini, içeceğini getiriyor ve geri dönüyormuş. Cadı kuleye de şöyle çıkıyormuş. Aşağıdan bağırıyormuş. Rapunzel, Rapunzel. Rapunzel de kulenin balkonuna çıkıyor. Upuzun saçlarını aşağı doğru sarkıtıyor ve cadı o örülmüş saçlardan tutuna tutuna kuleye çıkıyormuş. Gel zaman, git zaman bir padişahın oğlu kulenin bulunduğu ormanda avlanmaya karar vermiş. Avlanırken çok güzel bir ses işitmiş. Sesin sahibine o anda aşık olmuş ve sesin nereden geldiğini aramaya başlamış. Bir de bakmış ki ses oradaki kuleden gelmiyor mu? Kuleye girmek için yollar aramış ama hiçbir yolunu bulamamış. Bir ağacın arkasına saklanmış ve içeriden çıkacak güzeli görme ümidiyle beklemiş. Derken
O günde cadı kulenin dibine gelmiş ve yukarıya doğru "Rapunzel, Rapunzel" diye seslenmiş. Bunu duyan Rapunzel kulenin balkonuna çıkmış ve uzun sarı saçlarını sarkıtmış aşağı. Bu saçlardan cadı tutuna tutuna kuleye ulaşmış. Tabii bu arada padişahın oğluysa tüm olanları görmüş. Cadı kuleden ayrıldıktan sonra padişahın oğlu aynı şekilde kulenin dibine gitmiş ve yukarıya "Rapunzel, Rapunzel" diye seslenmiş. Rapunzel bu sefer de saçlarını aşağı doğru sarkıtmış. Ama bu sefer yukarıya çıkan padişahın oğluymuş. Rapunzel padişahın oğlunu görünce önce çok korkmuş. Sonra güzeller güzeli kız, güzeller güzeli padişahın oğluna gönlünü kaptırmış. Ona aşık olmuş. Ama padişahın oğlunun yapabileceği bir şey yokmuş. Çünkü Rapunzel'i o kuleden çıkartmanın mümkünü yokmuş. Gel zaman git zaman cadı padişahın oğlunun Rapunzel'in yanına geldiğini öğrenmiş. Bir gün onları suçüstü yakalamış. Yakalar yakalamaz padişahın oğlunu kuleden aşağıya atmış. Rapunzel'in de saçlarını kökünden kesmiş. Tabii bununla da yetinmemiş. Rapunzel'i almış, ıssız mı ıssız bir çölün orta yerine bırakmış. Bu arada bizim kuleden düşen padişahın oğluysa ölmemiş ama gözüne batan dikenlerden dolayı kör olmuş. Padişahın kör olan oğlu vurmuş kendisini sağa sola. Bir oraya gidiyormuş, bir buraya. Neredeyse deliye dönmüş aşkından. Bütün gün sabahtan akşama kadar ormanda dolaşıyor. Bulduğu köklerden besleniyor ve şarkılar söyleyerek Rapunzel'i arıyormuş. "Rapunzel, Rapunzel" diye sesleniyormuş acıyla dört bir tarafta. Az gitmiş, uz gitmiş padişahın kör oğlu ve bir çöle gelmiş. Çölde de seslenmiş. "Rapunzel, Rapunzel." Rapunzel kendisine seslenildiğini duyunca karşılık vermiş. Ve ikisi ormanın kuytuluklarında, ıssızlığında birbirlerini bulmuşlar. Rapunzel sevinç gözyaşları dökerken bir yandan da padişahın kör oğluna sarılmış. Ve Rapunzel'in gözlerinden akan iki damla yaş padişahın kör oğlunun gözlerine değince padişahın kör oğlunun gözleri tekrar açılmış. Ve ikisi büyük bir sevinç içinde memleketlerine dönmüşler. Padişahın oğlu Rapunzel'i annesine ve babasına göstermiş, tanıtmış. İşte demiş, benim sevdiğim kız budur ve biz evlenmek istiyoruz. Derken 40 gün, 40 gece düğün yapılmış ve bundan sonra Rapunzel de, padişahın oğlu da o memlekette hayatlarının sonuna kadar mutlu ve mesut yaşamlarına devam etmişler. Gökten 3 elma düşmüş. Birini Rapunzel kapmış, birisini padişahın oğlu kapmış. Birini de kapabilirseniz haydi siz kapın.